mikro kısmına gidiyoruz, fail kısmına gidiyoruz. Şimdiye kadar bu makro kısmını yaptık. Hani hem Parsons hem kimi yaptık? Marx arkasından söyleyin kim yaptık geçen ders? Kimleri daha doğrusu? Evet, Pınar Altuzer'i yardım yaptık et. hocam. Ha, Altuzer'i Zeynep yaptık. yardım et bana. Altuzer'i yaptık. Gramsci'yi Althusser yaptık. kim? Gramsci'yi yaptık. Gramsci Altuzer. yaptık. Gramsci. İşte. Laclau biraz değil mi? Laclau Mouffe. Laclau'yu yaptık, Evet. 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 İşte şimdi bu hani bir anlamda makro kutbuydu şeyimizin. Şimdi mikro kutbuna gidiyoruz ve işte bu hakikaten sembolik etkileşimciler. Need mesela, yani Need ilk böyle Mübeccel Kray Need'i anlattığında, yani ODTÜ'de bu sefer, ODTÜ'deki benim öğrencilik yıllarım, yani düşünmenin nasıl sosyal ilişkilerin sonucu olarak zihnin oluştuğunu o kadar güzel anlatır ki Mead. Peki ben şimdi sorayım. Mead düşünmeyi nasıl anlatıyor olabilir? Düşünmeyi sosyolojik olarak, sosyal psikolojik olarak nasıl anlatıyor olabilir? Kim bu konuda konuşmak ister? Evet, peki o zaman şöyle daha genel. Evet, Ceylan. Galiba Ceylan. Yani ben aslında düşünmeyi mi şey yapıyor, etki ve uyarıcıya karşı çıkıyor orada. Yani Evet. Neye karşı çıkıyor dedim? uyaran ve tepki ilişkisine karşı çıkıyor. Evet, davranışçılığa karşı çıkıyor. Evet, uyarıcı ve yorumlamayı yerine koyuyor. Biz diyor bir mekanizma olarak sadece uyaran ve tepki ilişkisi içerisinde değiliz. Gelen uyarıcıya biz bir anlam yükleriz ve o şekilde davranış gösteririz. O Evet, da herhalde bir evet. düşünce yapısını oluşturuyor diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Yani hani uyaran ve tepki bir şey oluşturuyor. Bir hani şeylerin, behavioristlerin, davranışçıların çalıştığı işte Pavlov'dan hani başlayarak şey zil çalınca, daha Klasik doğrusu koşullanma. hani eti veriyor, zil çalıyor. Tabii köpek eti görünce ağzı sulanıyor falan. Eti vermiyor. Sadece zil çaldığı zaman da ağzı sulanmaya başlıyor. Hani öğreniyor. Yani bu zil çalınca et gelecek diyor. Ama hani onun bedeni salgıyı salıyor. Ama insanlarda işte dediğim gibi arada zihin oluşuyor diyor. Yani zihin oluşması olayını hani işte çocuk ilk başta bu şartlanmalarla hani çocuğum benim falan, annesi böyle seviyor, gülümsüyor. O gülümsediği zaman hani öyle bir tepki veriyor. Hani ilişki, hani anne ile çocuk arasında bunu giderek bu içselleşiyor. Yani anne olmadığı halde de annesini düşündüğü zaman veya başka bir şeyi görüyor, annesini düşünüyor falan. Yani giderek Hayal böyle etme değil mi hocam? hayal etme işin içine giriyor. Yani annesiyle ve işte giderek babasıyla, giderek yani çevresindeki insanlarla konuşmalarını kendi kendine yapmaya başlıyor konuşmalarını. Hani elini uzattığı zaman annesinin bak buraya elini değdirirsen yanar dediğini, yanar diyor. Hani artık elini sobaya değdirmeden yanar diyor kendi kendine. Hani elimi, yani şunu düşünüyor, elimi sobaya değdirirsem yanar. Hani bu cümleyi kuruyor yani
giderek bu gittikçe zenginleşiyor, zenginleşiyor. Soyutlanıyor, soyutlanıyor, soyutlanıyor. İşte MC kareyi yazacak zihinsel oluşum, akıl oluşuyor yani. E eşittir MC kare yazmak çok zor bir şeydir. Yani bütün bir işte eski Yunan'dan Einstein'a kadar olan bir fiziksel etkileşim sürecini, ilişkiler sürecini, yazma, okuma, onun üzerine düşünme, deneyler yapma, gözlemler yapma sürecini hani izliyor ve o birikimi kullanabiliyor Einstein falan. Yani neyse. Ama çok basit bir şeyle başlıyor. Evet, devam edersek MIT başka neler söylüyor ve hani çocuklar üzerine. Evet işte Ceylan, sen tabii senin alanın bu. Ve aynı Evet. zamanda kimin, dur bakayım, başka Pınar'ın alanı. Pınar, evet, Tabii, Pınar'ın alanı evet. olabilir. Yani çocuklarla uğraşan arkadaşlar, hani oyun çok önemli değil mi? Evet, hocam Hani çok güzel anlatmış aslında MIT. İlk önce diyor evet. refleksler var çocuklarda diyor. Çekme, Evet. yakalama. Ondan Evet. sonra diyor karşı tarafı taklit etme durumu var diyor. Onu Evet. kafasında kuruyor ve taklit ediyor. Evet. Ondan sonra hayal kuruyor. Hayal kurmayla birlikte zihin gelişiyor. Ondan sonra Evet. ne oluyor? Toplumdaki inanışları, dini, işte davranışları anlamaya başlıyor. Yani Evet. aslında psikolojide bunlar çok fazla. Evet, yani sosyal psikoloji, hani Aynen, bu sosyal psikoloji bu. evet, daha çok yani yani hani o şey kısmı, oyunu aşama aşama, yaş geliştikçe hani belirli bir oyun türünden öbür daha gelişmiş hani oyun türüne doğru gelişmesi, yani bu hani taklidi söyledin. Sonra Kurallı oyuna hani gidiyor sonra. evet, oyuna giriyor. Hani şey, serbest oyun. Yani genel olarak 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuklar hani pek oyun kurmadan hani öbürünün logo ile oynadığını görür. O da logo ile oynar. Elindekini ver onu der. O ona verir, bu ona verir. Hani böyle işte biraz daha büyüyünce biraz daha yine şey. Ama belirli bir noktadan sonra hani kurallı, artık kuralları var. Yani hani bizim fakültede psikoloji bölümünde bir arkadaş var. Kızı işte geçen yıl 1. sınıftı. Şey oynamaya başlamış, kurallı oyun. Chess. Ne? Chess. İngilizcesini söyledim. Satranç mı? Aa, Satranç. söyle. Satranç. 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 Aa, ben de severim satranç. Gel oynayalım dedim. Odama geldi. Başladık. Hani ama ben hani çok şey oynamıyorum. Tak 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 beni yendi. Yani hani birkaç yerde ben şey yapacak oldum. Aa yok dedi. O kurallara aykırı dedi. Öyle yapamazsın. Şöyle dedi. Haklısın dedim. Hemen ben de hatırladım. Yani hani öyle bir şey yapıyor ki giderek galiba bu yıl turnuvalara katılmış falan, hani bayağı çok ileri düzeylere gelmiş, daha 7-8 yaşında. Ama tabii hani işte bizim çocukluğumuzda ne oynanırdı? İşte kaldır beni hoppacık, yok bilmem işte oturup hani kimin arkasında şey var, atılır falan, hani Ben değil. belirli kurallar, kurallara uymayınca aa olmaz, hani oyunbozanlık yapıyorsun falan. Yani bütün bunlar tabii şey gelişme aşamaları, ve sonra hani ciddi ciddi toplumsal oyun, ekonomik oyun, hani orada oyunun kurallarına uymadığın zaman iflas ediyorsun mesela. Veya uyduğun zaman da iflas edebiliyorsun. İşte ona göre hani oyunun kurallarını öyle bir yorumlayacaksın ki hem oyunun kurallarını bozuyorsun diye ceza almayacaksın, hem de hem de başarılı olacaksın. Oyunun kurallarını uygulayıp
İflas edenler de var çünkü. Yani bunun çok örnekleri de vardır. Böyle emekli olur, memur gibi zihniyetle o emeklilik ikramiyesini kaybeder. Yani çünkü piyasanın kuralları bürokrasinin kurallarından farklıdır filan. Neyse, şimdi temel kavramları ne peki miydin diye soracak olursam, kim cevap vermek ister? Temel kavramları miydin temel kavramları. Benlik de hocam temel kavramı Evet yani Zeynep. benlikten söz Benlik. ediyordu benlik diyor. Evet. Benliği iki açıdan inceliyordu. Ne diyordu benlikle ilgili? Benlik çevreye göre şekillenir diyordu ilk başta çocukken ayrı yaşa göre çevreye göre şekillenir diyordu. Tamam, ama benliği böyle bir hani ikiye ayırıp bu çevreye göre şekillenen benlikle hani ona tepki veren benliği Sosyal ayırıyor. ben ve kişisel ben mi hocam? Evet, sosyal ben ve kişisel ben. İngilizce'de onu I and me diye karşılanır. Hani I dediğimiz zaman o kişisel ben. Hani me ise anneden, babadan, çevreden içselleştirerek oluşturduğu bir benlik. O da o. Yani onun içinde içselleşmiş durumda. Ama öteki hani daha bedeninden doğru, temel duygularından doğru da bir şeyler kattığı bir benlik var. Hani kişiden kişiye fark ediyor. Sosyal ben de öyle ama sosyal benin birbirlerine benzemesi ihtimali daha yüksek. Yani nihayet aynı toplumdan içselleştiriyor oradaki ilişkileri, benliği oluştururken. Öbürü hani bir kişiye özgü onun bedenine, onun bilinçaltının oluşum sürecine hani işte var ya yani böyle derin psikanalizin girdiği süreçler hani orada ay çok farklı olabiliyor. Yani onu yine bu düşünme sürecinde bu ay ve yani bir sosyal benliğin farklı kısımlarının birbirleriyle konuşması ama bir de bu kişisel benliğin sosyal benlikle olan konuşması hani düşünme sürecini düşünecek olursak veya toplumdaki eylemlerini düşünecek olursak kişilerin hani bu önemli. Şimdi bir diğer peki başka temel kavramı var mı miydin? George Herbert miydin? Galiba Özge bir ara bir söz almak istiyordu. Evet hocam. Hocam bu arada kusura bakmayın kamerayı kapattım çünkü şey kesik kesik gelmeye başlıyor kamerayı açtığımda bağlantıdan Tamam. Bence sesim geliyor yeterli. Zaten yüzünü gördük. herhalde. Tamam hocam. Tamam. Yani ben de aynı benlikten bahsedecektim. Birincil grup ve Evet. ikincil grup kavramları. Evet. Ayna benliği biraz aç o zaman. Tabii hocam. Şöyle biraz araştırıp baktığımda şu notlara eriştim. Yani şu kısa bir paragraf not almışım. Onu paylaşayım izin verirseniz. Evet. Bireylerin benlik görüşlerinin başkalarının kendilerini nasıl gördüğü algısı yoluyla etkilendiği süreçler. Hem Evet. kişinin kendi hakkındaki görüşleri hem de başkalarının kendisiyle ilgili görüşlerine yönelik algısını kapsıyormuş. Bu Evet. iki yönlü ve döngüsel bir süreçmiş. Bireyin kendilik görüşü başkalarının birey hakkındaki görüşünü etkilerken başkalarının birey hakkındaki görüşleri hakkındaki yargılar da yine bireyin kendilik görüşünü etkiliyormuş. Evet.
Böyle Yani bir bu kavram bir... olduğunu öğrendiğimde de sevindim hocam. Bunun üzerine çok düşünüyordum çünkü. Başkalarının Evet. üzerindeki bizim algımızdaki başkalarının algısı bize nasıl etki eder vesaire diye. Demek aynı Evet. benlik kavramıymış bu. Evet. Yani düşünsenize, çocuk annesinin gözünde kendisini görüyor. Annesinin gözünde kendini görmeden önce kendisi yok. Yani Evet. kendisi annesinin bir parçası, ama annesi onu giderek farklı birisi olarak sevmeye başladığı zaman, hani giderek yani annesinin onunla ilgili sözlerinde ve davranışlarında, yani o aynada kendisini görüyor. O gördüğünü içselleştirdiği zaman o kendisi oluyor. Kendi benliği oluyor, kendiliği oluyor. Yani hatta anneyle olanı neredeyse o kişisel benliğinin bir parçası oluyor. Yani hani babayla olanın daha bir sosyal benliğe yakın. Hani o, çünkü baba daha bir toplumu, dışarısını, süper egoya daha. Anne hani anne daha çocuğa hani daha yakın, başında zaten simbiyotik bir ilişki var. Hani giderek bu simbiyotik ilişkiden işte erkek çocuk daha erken bir tarihte, kız çocuğu daha geç bir tarihte ayrılabiliyor filan. O aynı benlik esasında o Cooley'den aldığı bir kavram. Michigan'da bir ara bulunuyor George Herbert Mead ve orada Cooley bu işte birinci grup, ikinci grup, ayna benlik, bu kavramları geliştiriyor, ama onu daha sonra Chicago Üniversitesi'ne geldiğinde onu daha da geliştiriyor. Güzel, bu ayna benlik meselesini iyi getirdin Özge, teşekkür ediyorum. Hocam, Ceylan, sen söz istedin. Evet. biz de bunu uyguluyoruz ayna yöntemini bazen. Evet. Öğrenciyle bir araya geldiğimizde öğrencinin yaptığı hareketlere benzer hareketler yapıyoruz. Bu da galiba Evet. çocuklarda hazırlık dönemi dediği, midin hazırlık dönemi dediği dönemde taklit Evet. dönemi olarak geçiyor. Doğru mudur hocam? Yani tabii sizin şey ettiğiniz yaşta artık o hani Evet, o kurallı geçiyor. oyun ve siz Evet. onu biraz, yani o bebeklikte veya çocuklukta olanı oyun şekline dönüştürüyorsunuz. Ve hani ona görmediği bazı şeyleri görmelerini sağlıyorsunuz. Evet, Ama evet. hani orada biraz oyun yaparak, Evet. hani öğretmen-öğrenci ilişkisindeki o oyun oynayarak onu hatırlatıyorsunuz. Yani kendisini ona yansıtmış Evet. oluyorsunuz. O işte şeyin, sosyal psikolojinin, sosyolojinin öğretmene olan hani çocuklarla ilişki Katkısı. kurarken katkısı bir anlamda. Hani oyun oynayarak öğretmek, hani dan hani değil de zaten hakikaten çocuklara eğer oyun oynayarak öğretebiliyorsak en güzel öğrenme, öğretme o. Yani evet. Kesinlikle öyle hocam. Peki, güzel. Devam ediyoruz. Diğer bir kavramı Genelleştirilmiş öteki var. evet, genelleştirilmiş öteki. Ama genelleştirilmiş ötekinden önce başka birisi, bir şey var. Giderek Önemli işte öteki. bu bütün önemli öteki. Evet. Önemli Anne. öteki. Anne veya bakıcı. Hani Pınar'ın çalıştığı yerlerde, hani küçük yaşta eğer çocuk hani ailesinden kuruma alınmışsa, artık o öz annesi değil, biyolojik annesi değil, hani bakıcı anne, kurumdaki bakıcı anne annesi oluyor. Önemli öteki o oluyor. Yani ama insanların çoğu için hani biyolojik anne aynı zamanda önemli öteki oluyor. Yani önemli öteki işte ilk ayna o. Yani o önemli ötekinde çocuk kendisini görerek ve onunla önce fiziksel olarak, sonra hayali olarak konuşarak zihni, yani benliği oluşuyor.
Yani işte o sonra o önemli ötekinden genellenmiş ötekine geçmek hani topluma yani o önemli ötekinin konuştuğu dilin kaynağına gitmiş oluyoruz. Yani önemli öteki toplumdaki genellenmiş öteki düzeyinde olan dili öğrenmiş değil mi anne çocukluğundan başlayarak ve o dili şimdi önemli öteki olarak bu yeni gelene hani öğretiyor. İşte önemli ötekinden genellenmiş ötekiye yani topluma geçiş işte o oyun aşamaları taklit oyun kurallı oyun falan filan hani sonunda genellenmiş ötekine varıyoruz. Bu da işte yani bir anlamda psikolojiyle sosyolojiyi birleştirdiği yer bu. Hani önemli ötekine odaklandığınız zaman psikoloji esasında. Ama genellenmiş ötekiye geçtiğiniz zaman sosyal psikoloji veya sosyoloji hani yapmaya başlıyorsunuz. Ama odaklandığınız hani ilişki oluyor. Yani ilişki, toplumsal ilişki odaklandığınız konu. Evet, MİT konusunda başka konuşmak isteyen arkadaş neler söyleyebiliriz başka? Var mı? Herhalde yani belki de şeyinin kitaplarının hani daha sonradan basıldığını yani kendi döneminde makaleleri çıkmış ama kitap olarak toparlamamış onları. Daha sonra öğrencileri toparlamışlar. İşte biraz sonra göreceğimiz Bulumer'de onun yaptığı araştırmalara, düşünme biçimine, yaklaşımına simgesel etkileşimcilik demiş. Çünkü MİT işte davranışçıların işte başından da söylediğiniz gibi bu uyarı ve tepki şeyindeki ortada olan organizmanın içine giremiyor. Çünkü hayvanlarla deneyde hani hayvanla konuşmamız mümkün değil. Hani ama insan söz konusu olduğunda hani insanlığın aşağı yukarı ne düşündüğünü biz bilebiliyoruz. Şunu mu düşünüyorsun diyoruz. Ya hani aklımı mı okudun, aklından geçeni mi okudun diyor. Yani neden biliyoruz? Hani çünkü biliyoruz ki hani işte o ayna benlik kavramıyla hani şu anda şunları gördü, bunu düşünüyor. Ben de bunları düşünüyorum. Buna benzer bir şey düşünüyor. Farklı olabilir filan. Yani dolayısıyla işin içine o işte kitaplarından birisi zihin, benlik ve toplum. Yani toplum, benlik ve zihin herhalde bu üçlü. Yani bu üçü arasında gidip gelişin nasıl olduğunu ilk ortaya koyanlardan birisi. Hani ben bunu biraz hani Hegel'le olan ilişkisi bağlamında hani Hegel'le Marx'ın ilişkisini düşünsek, Hegel'le MİT'in ilişkisini düşündüğüm zaman hani Marx Hegel'i biliyorsunuz hani geçen hafta konuştuk. Hani o idealist yorumlama çerçevesinden işte yani baş aşağı duruyordu. Ayaklarının üstüne oturttuk hani maddeci temeli öne çıkarıyor ama yine hani Hegel'in düşüncenin gelişme evrelerini atmıyor. Onlar var ama onları işte ekonomik düzeydeki maddi şartlar düzeyindeki gelişmelerle ilişkilendiriyor ve onlara öncelik tanıyor. Yani bağımsız değişken olarak. Hegel'de ise tersi. Hani
bağımsız değişken Geist'in gelişmesi idealist hani bir çerçevede maddi şartlarda onun uygulanması gibi. Hani mit bu diyalektik süreci yine maddeci bir yöne hani düşünmeyi hani bir ruh gelişiyor Geist ve hani insanlara giriyor hani bir şekilde ruhun bedene girmesi hani gibi sanki. Hayır öyle değil. Hani ruh işte benlik, zihin işte çok basit uyarı ve tepki hani ilişkilerinin toplumsal ilişki çerçevesinde maddi ilişkilerin giderek hayali giderek zihin ilişkileri diye karmaşıklaşıyor. Oyun yani pragmatik hani bu Amerikalıların pragmatik felsefesinin de kurucularından yani işte William James zaten William James'ten de ders alıyor Harvard'da. Dewey ile olan ilişkileri Dewey yine bunlar pragmatist felsefeciler ve eğitimciler, sosyal bilimciler işte onu çocuğun gelişmesi işte bu önemli ötekinden genellenmiş ötekine gidiş ve hani zihnin, benliğin ve toplumun inşa edilmesi sürecine katkıda bulunuyor. Buzan Şerif diye bir sosyal psikolog 1940'ların başında Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde sosyoloji psikoloji bölümünde birlikte sosyoloji psikoloji ve felsefe deneyler yapıyor ve grup dinamikleriyle kişinin zihninin kişinin düşünmesinin bir takım yargıları vermesinin nasıl grup etkisiyle oluştuğunu falan ortaya koyuyor. Yani çok güzel araştırmaları var. Yani bir yandan da hani işte Niyazi Berkes, Behice Boran falan onlar da köylerde araştırmalar yapıyorlar. Şehirlerde araştırmalar yapıyorlar. Muzaffer Şerif de bu grup düzeyinde ve benliğin gelişmesi üzerine araştırmalar yapıyor. Ama işte ya bunlar komünist falan deyip bunların üzerine öğrencileri salıyorlar. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı bunları görevden alıyor. İşte mahkemeye gidiliyor. Sonunda beraat ediyorlar ama Muzaffer Şerif kaçıp Amerika'ya gidiyor. Niyazi Berkes Kanada'ya gidiyor. Boratav Fransa'ya gidiyor. Behice Boran da Türkiye'de kalıp bununla mücadele ediyor filan yani böyle bir şey diyor ki Muzaffer Şerif bir yerde Marx diyor bu küçük grup ilişkilerini benliği failliği boş bırakmıştır diyor. Ben işte o boş kalan yeri doldurdum diyor ve Amerika'da sosyal psikolojinin kurucularından birisi oluyor. Ama ondan önce yani Muzaffer Şerif'i grup çalışmalarını almak için Mead'in daha önce işte 20'lerde, 30'larda yani 1900'lerden başlayarak hani yaptığı çalışmaların yani sadece Mead'in değil diğerlerinin de etkilerini de dikkate almak lazım. Evet, böylece buraya onu da oturtmuş olduk diyorum. Eğer başka buna ekleyeceğiniz yoksa ben şimdi şeye geçmek istiyorum. Blumer'e. George Herbert Blumer. Evet, Blumer konusunda ne söyleyeceksiniz? George Herbert Blumer. Hocam, Galiba sembolik Ceylan bir şey etkileşim, söyleyecek. evet, sembolik etkileşimciliği üç temel önermeye dayandırıyor.
Evet. Evet, yani devam edeyim mi bilmiyorum. Devam et o zaman. Yani eğer başka ben devam edeyim diyen bir arkadaşımız yoksa Leyder iyi anlatmış değil mi burasını? Evet, Evet. insanlar nesne ve olaylara karşı onların kendilerini ifade ettiği anlamlara göre hareket etmektedir diyor. Evet. Yani bir Yani bu ne demek şimdi? Yani birey kendisine farklı nesneleri belirleyerek onlara anlam verir, evet. hareketlerine uygun olup olmadığına bakar ve buna göre karar verir. Ben bunu düşündüm örnek olarak hocam. Mesela bir iş görüşmesine gideceksin. İş Evet. görüşmesine gitmek için kıyafet, giyinmek, onlara karar vereceksin. Onları Evet. belirliyorsun, giyiniyorsun ve iş yerine gidiyorsun diye. Evet. Ben o nesnelere kendim anlam verdim. İş Anlam yerinde verdin giyinilecek. ama Evet. bu anlamı verirken de iş yerinde seni gözleyip seninle ilgili karar vereceklerin o nesnelere senin verdiğin Evet. anlamların onların verdiği anlamlarla Örtüşmesi. örtüşmeyeceğini de Evet, düşünüyorsun tabii ki. hocam. Çünkü neden? Çünkü anlam Doğa oluşturuluyor anlam. Evet, yani biz toplumsal tarafından etkileşimle oluşturulduğu için oluşturuluyor. evet Anlam toplumsal etkileşimden ortaya çıkıyor. ortaya çıkıyor. Aynen Yani öyle. sen o anlamları onlara bireysel olarak vermiyorsun. Yani Evet. sen daha önce onların o anlamlarını toplumsal etkileşimlerde oluşturmuşsun. Şimdi Evet, de evet. yani tahmin ettiğin bir toplumsal etkileşimin Kafamdaki algıyla hareket ediyorum. evet kafandaki kişiyle konuşarak Evet, kişiyle yine konuşarak hareket ediyorum. bir ilişki içinde onu giyiyorsun. Çünkü hani eğer iş görüşmesine gittiysen hani şimdi benimle işte görüşme yapacak kişi ben şöyle giyinirsem benimle ilgili şöyle düşünecek. Eğer şöyle giyinirsem böyle düşünecek. Peki ben nasıl düşünmesini istiyorum? Neyse burada biraz şimdi Goffman'a girmiş oluyoruz. Onu biraz Evet. sonra ele alalım. Goffman da ona izlenim yönetimi diyor. Yani Özlenim yönetimi diyor. Aynen evet öyle hocam. onun bir sonraki aşaması. Evet galiba el kaldırdı. Evet Özge. Ben de hocam şeyi soracaktım tam siz bunu konuşurken. Şimdi hani verdiğimiz izlenimin tam bir farkındalığı gibi bir şey mi diye soracaktım. Zaten üzerine biraz aslında cevabımı aldım konuşmanız üzerinden. Evet. Evet hocam. Yani esasında şimdi buradaki konu şu. Sigaradaki tiryaki edici etkisi yüzünden mi alışıyoruz? Yoksa sigaraya işte senin 8. sınıf çocukların bazılarını şey ettiği gibi 8. sınıf çocuk arkadaşında genel olarak da tuvalette sigara içerken görüyor. Vay ne heyecanlandırıcı bir şey diyor. Ya bir tane de bana verir misin? Big Puff da ben çekeyim diyor. Falan. Big Puff çekiyor. Ay ne kötü bir şeymiş bunu. Niye zevk alarak bunu içiyor falan diyor. Ya niye sen bunu içiyorsun? Aa diyor. Sen de biraz büyü de yani sigara içmenin anlamı neymiş diye anlarsın gibi bakıyor ona. Sen de çaylak falan. Allah Allah yani böyle baktı falan. Demek ben bunun anlamadım yani. Bunun başka bir anlamı var diyor. Yine başka bir hani durumda. Yine bir ya şu sigaranın bir tane ver de ben hani başından sonuna bir içeyim diyor. Alıyor yine bu ama ya dur bakayım diyor falan. Öbürü o yani veyahut da o artık biraz bastırıyor o kötü yanına. Hakikaten kötüdür sigara içmek. Alışmış ve bırakmış birisi olarak söyleyeyim. Yani sigara ilk içtiğinde falan çok şey eder insanı. Öksürtür, şey eder, aksırtır. Bırakmış insanı da öyle yapar. Ben ilk kokusunu alır almaz hemen öksürmeye başlıyorum falan. Neyse. Ama yani eğer sigara içenin arkadaşı olmak istiyorsan sen de sigara içmekten zevk almak durumundasın. Yani karşılıklı ilişki giderek diyorsun ki
Ya bu sigara hani karşılıklı ilişki için önemli. Onu öyle yeniden yorumluyorsun. Hani öksürten bir şey değil, karşılıklı ilişkide kolaylaştırıcı gibi oluyor giderek. Sonra yani karşılıklı ilişkide sinirlendiği zaman onu yatıştırıcı oluyor. Daha sonra da karşılıklı ilişkide yani biraz fazla sessizleştiğinde hani bir sigara yakıp yeni bir konuşma konusu açıp aktifleşmek oluyor. Uyanmak için sigarayı filan 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 böyle bir sürü yeni ama hepsi ilişki içinde. Neyse ben bak çok masum sigara konusuyla bu ilişkiyi anlattım. Bu Chicago ekolünde Howard Becker diye birisi var. Sonlara doğru geleceğiz ona. Becker bunu marihuana ile anlatıyor. Yani marihuana içmenin hani nasıl müzisyenler üzerine çalışıyor. Kendisi de müzisyen zaten. Yani nasıl müzisyenler grubuna katılmak için ve müzisyenler içinde kalabilmek için marihuana içildiğini yani yine tamamen hani toplumsal etkileşim çerçevesinde marihuana'nın kafa buldurduğunu işte yaptığı derinlemesine görüşmelerle anlatıyor yani şeyini. Evet Özge. Hocam evet yani bu algı gerçekten çok yoğun. Mesela ben de sinema okurken güzel sanatlardaki herkes, hemen hemen herkes bu deneyimi yaşamak ve sürekli onun peşinde olmakla ilgili bir durumları vardı. Çünkü şöyle bir Evet. algı vardı. Biz sanatçıyız yani bunlarla Evet. besleniyoruz falan gibi. Evet. Yani hani böyle bir hani o gruba katılmanın şeyi yani o anahtarlarından birisi. Hani zaten o şöyle dolaştırılır grup içinde. Yani öbürünün ağzından çıkanı hani sen çekinmeden içiyorsun, sonra öbürüne veriyorsun, öbürüne veriyorsun. Esasında tütün de öyle. Yani Avrupalılar, eski dünyalılar diyelim. Avrupalı, işte Asyalı, Orta Doğulu hani insanlar sigara içmiyorlar. Onun için hani bizim hocamız lisede Fatih Sultan Mehmet sigara içiyor muydu? Dedi. Hani Allah Allah içiyor muydu, içmiyor muydu filan. Hani ama biraz tarih bilen birisi şunu demesi lazım. Ya Amerika'nın keşfi hani 1490 Christoph Kolomb hani ne zaman gidiyor? 1492 mi? Yani İstanbul'un keşfinden 40 yıl sonra. Oradaki yerlilerin hani Kızılderililer dediğimiz yerlilerin tütün içmelerini hani böyle çubuk görmeleri hani bir 10 yıl 20 yıl sonra onu Avrupa'ya getirmeleri hani bir 10 yıl 20 yıl sonra dolayısıyla hani ancak işte 4. Murat döneminde sigara neyse ondan biraz daha önce belki de sigara geliyor. Tütün içmek geliyor Osmanlı'ya İstanbul'a. Galiba Pargalı içiyordu. Neyse bu da hani Muhteşem Yüzyıl izleyicisi olarak Bahattin Akşit'in hemen getiriverdiği bir konu. Ama Pargalı'nın o kahveye gidip içki içtiğini biliyoruz ama gördük yani onu. Öyle içiliyormuş yani İstanbul'da o dönemde. Neyse başka bir konuya atladık. Atlamayalım. Peki şimdi bu ikinci yani şeylerin anlamı toplumsal etkileşimden ortaya çıkıyor. Şeylerin kendi başına anlamları yok. Yani bazen hani o etkileşim sonucu aynı şeye farklı anlamlar da verebiliyoruz. Yani hani bazen işte çapayı insanlar çapa hani toprağı çapalamak üzere de kullanabilir. Biraz daha değiştirip balta odun kesmek üzere kullanabilir. Biraz daha geliştirip onu silah olarak da kullanabilir. Biraz filan 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 yani. Ama bütün bunlar hani etkileşimden
de ortaya çıkar diyor. Üçüncü önerme ne? Evet, kim buna cevap vermek ister? Üçüncü önerme. Özge verecek galiba. Ve veya dur, Tuğba. Tuğba konuşmadı şimdiye kadar. Tuğba versin bunu. Bu anlamlar değişebilir, aynı kalmayabilir. Evet. Yani işte etkileşim durumlarına göre ve yeniden yorumlamalara göre yorumlama. Yani burada yorumlama giriyor işin içine. Yani şeylerin, olayların, olguların anlamı kendilerinde değil, anlam dışarıdan verilir. Anlam şeyde, olguda değil, dışarıdan verilir. Birinci. İkinci önerme toplumsal etkileşimle verilir. Üçüncü önerme bu etkileşimle verilen şey de sabit değildir, değişir. Yorumlanarak değişir. Ya ama yine yorumlama da yine toplumsal etkileşimler içinde bu yorumlama yapılır anlamında. Evet. Peki bu sembolik etkileşim ekolleri diye bir ekoller konusu var. Later bunlara girer. Bu ekoller neler? Sembolik etkileşimcilik okulları. Yani birisi daha böyle ne? Kim cevap vermek ister? Yani Chicago ekolü işte bu Mead, işte daha sonra göreceğimiz Goffman, Becker falan bunlar daha humanist yani anlam kısmını daha da çok öne çıkarıyorlar. Anlamın insanlar tarafından hani yaratıldığı anlamın şeylerden gelmediği hani şeyden de gelmediği hani kutsal kitaplardan da gelmediği yani gibi böyle bir daha bir hani ne diyelim aydınlanma döneminin şeyinin toplumsal ilişkilere uygulanması gibi bir boyutu var. Ama başka bir ekol, ikinci bir ekol daha pozitivist bir şekilde bakıyor. Hani yine simgesel etkileşimci onlarda. Ama Michigan ekolü bu. Hani daha pozitivist bir şekilde yani sadece insanların verdiği anlamlar tamam ama düzenli oluşları da ortaya çıkacak düzenli oluşlar da önemlidir diyorlar. Biraz daha yapılar hani ilişkilerin yapılanması gibi bir durum var onlarda. Böyle bir Michigan ekolü ve Chicago ekolü diye iki ekol oluşuyor. Sembolik etkileşimci ekolleri. Bunlar 1960'ların Parsons'a esasında işte o makro sosyolojiye olan tepkiler çerçevesinde bunlar çıkıyor. Yani Parsons'ın sosyolojisi o kadar makro ve şey ki yani şeye dokunmuyor ki hani günlük hayata işte günlük hayata odaklanan bu etkileşime odaklanan toplumsal etkileşime odaklanan sembolik etkileşime yani çünkü sembollerle yani şeyler hakkında yorumlamak sembol dil yani dil aracılığıyla yapılıyor bütün bunlar. Yani dilde sembolik bir düzen. Yani etkileşim bu sembolik düzen yoluyla oluyor. Hani matematikte bu hani formüller yoluyla oluyor. Hani işte Einstein'ın mc kare dediği zaman hani bütün bir fizik tarihini kaç tane şey var orada? E1, m2, c3
kare 4 eşittir var arada. Hani 5 tane sembolle hani bir hani evrenin önemli yasalarından birisini anlatmış oluyor ama o kaç kişinin birbiriyle olan kavgası, deneyi, yorumlaması sonucu o simgesel formül ortaya çıkıyor. Ve onunla yani kaç kişi daha simgesel şeyin, formülün araya girmesiyle kaç deney daha yapılıyor filan. İşte mesela ışığın bilmem ne yıldızından gelirken nasıl kırıldığını gösteriyorlar filan neyse. Hocam, ama hani evet, Özge sen söz istemiştin. Bir şey sorabilir miyim hocam? Burada mesela evet. Iowa okulunda, o zaman Chicago okulundaki gibi yani içeriden açıklama zorunluluğu gütmüyorlar değil mi? Yok, gidiyorlar yine. Onlar da gidiyorlar. Yani onlar da simgesel etkileşimciliğe önem veriyorlar ama hani şey kadar şimdi metodolojik olarak konuşacak olursak yani sadece derinlemesine görüşmeler düzeyinde kalmıyorlar. Onu aynı zamanda hani nicelikselleştirerek bu ilişkileri çalışma yönüne gidiyorlar. Hani pozitivizmin şeyi nedir? Hani ölçmek. Evet. Ve nicelikselleştirmek yani bu ikinci pozitivist ekolde biraz oraya doğru yöneliyor. Iowa, Michigan falan bunlar o yönde gelişiyor. Hocam siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani içeriden açıklamak zorunda oluşla ilgili yani hani yani midden ve yani bu simgesel etkileşimcilerden sosyolojinin çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Yani ben de çok şey öğrendim. Ben katılıyorum. Hı-hı. Ama yani ben orada kalmıyorum. Yani hani onlar şeye tepki olarak doğdukları için Parsons'a hani onun ötesine gitmiyorlar. Yani ben daha sonra da göreceğimiz gibi yani daha Bourdieu vari düşünüyorum. Oraya gelince söyleyeceğim ama Bourdieu zaten hem işte biraz sonra tartışacağımız Goffman'ı hem de gelecek hafta tartışacağımız etnometodolojiyi alıyor. Yani hani Fransa'daki makro sosyolojiyi bu mikro ile yani makro mikro ikiliğini aşıyor. Yani göreceğiz zaten. Yani fail biraz yine göreceğiz yani bu fail yapı. Hani burada önemli bir katkısı var bu grubun ve fenomenologların makro sosyologların ihmal ettiği varsaydıkları hani bu Marx ve Muzaffer Şerif hani arada şey de anlattım. O boş bıraktıkları yeri hani bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar. Yani bir temel oluşturuyorlar ki hani daha sonra şeyle yani makro mikro ilişkisini kuracak sosyologlar çıkabilsin. 70'lerde 80'ler. Tabii böyle bir teleolojik bir şey yok. Hani onlar çıkabilsin diye yapmıyorlar. Bu aşamada onlar 60'larda Parsons'a tepki olarak doğuyor. Yani daha önceden tabii doğuyor. Yani Mead filan 30'lar 60'larda o 30'lardaki ne yeniden canlandırıyorlar artık Parsons'ı eleştirmek üzere. Bilmiyorum benim ne diyeceğimi tahmin ederek sordun Özge. Yok hocam, bir tahminim yoktu. Şahsi fikrinizi yoktu. Çok merak ettim. Bir de şey hani süreç içinde de şeyi yani süreç içinde de bir basamak olduğunu aslında onu da öğrenmek güzel oldu. Evet. Hani evet, inşa evet. Ederken ki o evet. Evet evet aynen öyle. Anlamak için. Yani hani bugünkü sosyoloji hem makro sosyologlardan hem Marx'tan, Durkheim'den, Weber'den hem de bu sembolik etkileşimcilerden
öğrenerek bir son, yani yeni sosyolojilere doğru, yeni kuramlara doğru ilerliyor. Hani onun içinde yani tabii biz bunları bileceğiz ama bunlarda kalmayacağız, öbürlerini de bileceğiz gibi bir şey. Evet hocam, sağ olun. Diyelim. Peki, sanıyorum artık Goffman'a gelebiliriz. Şimdi çünkü hani bu ekolün en tanınan sosyolog oldu Goffman ve Goffman'ın katkıları gerçekten kitapları ve öldüğü yıl işte 1982'de Amerikan Sosyoloji Derneği'nin işte 2 yıllık başkanlığını bitirip orada bir konuşma yapıyor. O konuşmada bu sembolik etkileşimciliğin en temel kavramlarından olan etkileşim düzeni kavramını, yani daha önceki çalışmalarında da bunu ortaya koyuyor ama hani bu sefer ama yani bir şey bu, etkileşim düzeni. Yani etkileşim düzeni dur bakayım. İzleyeniniz var mı bilmiyorum. Netflix'te Better Call Saul diye bir dizi var. Hocam İzleyeniz harika. Evet. Evet Better hocam Call... ben izledim o diziyi. Çok güzel bir dizi. Pınar sen de mi izledin? Evet. Şimdi oradaki abiyi hani biliyorsunuz bir hastalığı var. Yani elektrikli herhangi bir şeyin yanında bulunamıyor. Dolayısıyla evdeki bütün elektrikler, yani kablolar, her şey sökülmüş durumda. Ve kardeşi oraya gelirken cep telefonunu, her şeyi, dışarıdan olan her şeyi posta kutusuna koyuyor, öyle giriyor. Ve de yani şöyle de bir yanlış tercüme var ya, çok ilginç. Şimdi İngilizce'de did you soil yourself diyor. Yani soil yani çocuğa denir. Ya you soiled yourself again, gel senin elbiselerini çıkaralım, yıkın. Kirlettin demek. Yani ama Türkçe'ye kendini toprakladın mı diye çeviriyorlar, iyi mi? Soil toprak demek çünkü. Ama deyim yani o. Did you soil yourself? Yani kendini kirlettin mi? Hani toprak bulaşınca, çamur bulaşınca kirletmiş olursun ya. Dikkat ettin mi buna Pınar? Evet hocam, ben orada şey diye algıladım aslında. Hani o elektrikten psikolojik olarak rahatsız oluyor ya abisi. Hani toprak, evet, aynı zamanda o negatif elektriği çekme durumu olduğu için. Biz öyle düşünüyorsun. Yanlış tercümeden. Bence önce öyle düşündüm. Hayır, alakası yok onunla esasında. Yani dışarıda kirlendin mi diyor. Hani elektrik şeyinde yaşadın, cep telefonu kullanıyorsun. Yani kirlenmiş durumda kardeşi, dış dünya. O hani kendi evinde hani o kirlenmişliklerden arınmış durumda filan. O anlamda öyle gel, arın öyle gel. En azından hani filan anlamında. Ama belki işte çevirirken oraya yanlış çeviri yüzünden ben de önce öyle yani herhalde hani topraklan falan yok, o tamamen şeyle ilişkisi yok filan. Neyse. Şimdi gazete dışarıda görüyor. Hani gazeteyi alıyor. Komşu da yani ilk defa bu adam ortaya çıkıyor filan, hani ya ne yapıyor bu falan, şikayet ediyor. Polisler kapıyı kırıp giriyor ve bunu götürüyorlar. Hatırladınız mı hani o psikiyatristle konuşma sahnesi var. Let's see your situation diyor. It is not my situation, it is my condition diyor. Yani şimdi situation'la condition arasında bir ayrım yapıyor. Yani condition, hani ben elektrikli aletlere karşı bir duyarlılığım var. Yani bu benim bir condition'ım diyor. Yani benim işte elektrikli aletlerle olan ilişkim. Situation ise hani geçici bir durum. Durum. Hani durum ve koşul. Yani böyle bir ayrım yapıyor. Neyse, şeyde de bu Goffman sosyolojisinde de
bu etkileşim düzeni, yani interaction order İngilizcesi. Interaction order. Şimdi bu ladder şöyle bir şey yapıyor. Yani tamam, bu durum esasında situation, yani bu. Yani situation kavramını şey alıyor Goffman ve etkili, yani dedim, interaction order olarak kavramlaştırıyor. Bu kavram, yani günlük dildeki situation'dan kavram, sosyoloji dilindeki kavrama geçiyoruz. Tamam mı? Ama orada kalmıyor. İşte sosyoloji diyor, bu etkileşim düzeniyle yapısal düzen diyor. Yapısal düzen arasındaki ilişkiyi çalışmak durumunda diyor ve bu ikisi arasında lose bir ilişki var diyor bu şeyde. Paylaştım sizinle. Okuyanınız var mı bilmiyorum. Yani bu presidential address bu. Yani hani başkanlık bitmiş. Çok da güzel başlıyor. Hani şuraya da koydum. Yani şöyle başlıyor, bakın. Şimdi önümde şey. Dur, sizinle de paylaşayım bak birlikte. Yani Goffman'a başlarken bununla başladık. Bak, son şeyi, son yazdığı veya hani son eseri diyelim. Bir dakika. Şuradan şöyle yapıyorum. Uygulama ekran paylaş. Şöyle yapalım. Ve şunu yaparsak şunu işaretleyelim ve paylaş diyeyim. Evet. Geldi mi? Geldi. Bunu biraz büyüteyim. Okuyacak duruma gelin. Getireyim. Evet, şimdi daha sanıyorum görebilecek durumdasınız. Konuşma şurada başlıyor. Dur bakayım. Tekrar ben şuraya geçeyim. Şimdi başından buna bir giriş yazıyorlar. Ondan sonra for an evening's hour, ha işte şurada. Dur bakayım. Şunu biraz daha aşağı indireyim. Şu paragraf şimdi şurada. Yani onun böyle bir esprili bir girişi var burada, görüyorsunuz değil mi? For an evening's hour, it is given to each current president of the association to hold captive the largest audience of colleagues that sociology can provide. Yani bu hani diyor ki, yani ben başkan olduğum için, hani benim 2 yıl önce seçme hatasında bulunduğunuz için şimdi bana benim 1 saatlik konuşmamı dinlemeye mahkumsunuz diyor. Captive audience. Dinlemeye mahkumsunuz diyor. Yani böyle başlıyor. Ve işte a sociologist you have selected from a very short list takes to the center of this vast Hilton field on a hobby horse of his own choosing. Yani hani yine burada bir işte şey bir benzetme yaparak hele şurada parantez içinde de yine bir benzetme yapıyor. Hani ortaokulda, lisede Hamlet oynanacak olursa, hani özellikle kasabalarda, eninde sonunda bir aptal, onu oynayacak bir aptal bulunur falan gibi. Hani dolayısıyla ben de hani kasabanın şey oynayan, Hamlet oynayan aptalı rolündeyim falan gibi bir, yine kendiyle ilgili dalga geçerek devam ediyor. Şuraya da görüyorsunuz. English speaking world has a trouble finding, will have no trouble finding some clown to play him. Clown şey işte clowns. Dur bak, palyaço. Yani biraz böyle kendisini oradaki bir palyaço gibi
de alay etmiş oluyor kendisiyle. Böyle, hani böyle birisi, in any case it seems that presidents of learned societies are well enough known about something to be elected because of it. Taking office, they found a podium attached, along with encouragement to demonstrate that they are indeed obsessed by what their election proved they were already known to be obsessed by. Yani hani ele geçirilmiş obsession, hatta yani obsession bir yine bir hastalık da olabilir. Election winds them up and sets them loose to set their records straight. They rise above the restraint. Yani bütün restraintleri üzerine çıkıyorlar seçilmiş oldukları için. Ve replay it. For associations presidents are led to feel that they are representative of something and that this something is just what their intellectual community wants represented and needs representing filan gibi. Hani sanki onu seçenler. Dolayısıyla beni seçtiniz madem benim şimdi bu anlatacaklarıma dayanacaksınız deyip hakikaten öyle noktalara değiniyor ki bunu göndereyim. Sizi şuraya benim şeyi koyduğum yere götüreyim. Bunun bir kısmını çevirdim. Dur bakayım. O da işte etkileşim düzeni işte şurası. Bu sefer bunu paylaşayım. Şöyle tamam paylaş. Evet yani işte tam burada pardon. Şöyle biraz yukarıya alayım. Evet. Interaction Order işte 1982'de veriyor ama 1983'te basılıyor. Ve hani böyle başta yavaş yavaş doğa bilimleri, ekonomi, psikoloji, antropoloji, sosyoloji karşılaştırması yapıyor. Yani dikkat ortaklığı, joint focus attention diyor. Ve eylemlerimizin iki temel özdeşleştirme tanımlama kategorik ve bireysel falan diye böyle üçüncü sayfada böyle. Sonra olumsallıklar diye bir şey giriyor. Personal territory contingencies. Kişisel alan, kişisel mekan veya kişisel space, uzam olumsallıkları. Yani zorunlulukları değil, hani contingency şeyi anlatırken Laclau'yu anlatırken de söylemiştim. Hani toplum contingency'lerden oluşur. Şeyde de işte aynen Goffman'da da yani mekan olumsallıkları var. Kişisel mekan olumsallıkları. Yani bedenlerimizle katılıyoruz ama bir etkileşim düzenine giriyoruz. Ve burada yani sadece hani etkileşim düzeni tamam, genel olarak karşılıklı konuşma, paylaşma, yorumlama ama diyor yani saldırı da olabilir. Yani etkileşim düzeni bazı hani sokakta karşı karşıya geliyoruz. Hani bu bir durum yani ve bir etkileşim düzeni. Tamam geçici etkileşim düzenlerinin çoğu bazıları bir dakikalık, bazıları 5 dakikalık. Hani işte mesela Chicago Üniversitesi'nde ben işte derken ben maruz kalmadım ama arkadaşlarım şeye maruz kaldı. İşte 2-3 sokak ilerideki getodan siyah bir diyelim ki 15 yaşında, 18 yaşında hani birisi karşına geçiyor. Silahı çıkarıyor. İşte give me your wallet diyor. Yani give me your wallet yani verdin hani alıyor ve kaçıyor o sırada hani bitti
vermedin, hani ne olacak? Ateşleyecek mi? Vuracak mı? Tabancayı kafana mı vuracak? Ve sen onu elinden almaya mı? Yani hani böyle bir durum. Veya mesela benim durumum, ben ilk gittiğimde iyi anlatıyoruz ha. Nereden nereye? Atlayarak, sıçrayarak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yani bu Amerikalılar ne kadar ayrımcı, siyahlardan ne kadar korkuyorlar filan dedim ve kaldığım International House işte diye bir yurtta kalıyorum. O yurdun olduğu 59. cadde, arada bir park var ama büyük bir park çünkü 1890 bilmem kaçta orada dünya ilk küresel dünya panayırı gerçekleştirilmiş. Hani dünyanın bütün yerlerinden sanayi kuruluşları gelip orada şeylerini göstermişler, ürünlerini ve teknolojilerini filan. Neyse, karşı 60. sokaktan itibaren de geto başlıyor. Ay dedim ben ya giderim getoya, 60. caddeden 61'e, 62'ye giderim, bana hiçbir şey olmaz filan dedim. Hakikaten gittim, işte bir hafta sonuydu. İnsanlar top oynuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, eğleniyorlar. Ya işte görüyor musun, yani kendi kendime konuşuyorum. Hiçbir şey olmuyor yani ben filan. Gittim hakikaten, döndüm. Yine 60. caddeye geldim. 60. caddeden yürüyorum. Bir siyah gençler grubu var. Kızla erkekli, şöyle 4-5 kişi. Bir tanesi önüme sıçradı. Give me a dollar dedi. Give me a dollar filan ben. Ama diyorum ben işte Türkiye'den geldim. Siyahların durumunu çok iyi anlıyorum, anlamaya çalışıyorum, deniyorum. İşte sosyoloji okuyorum falan, böyle konuşuyorum bir yandan. Bir yandan da bulucum var. İşte bir cebimde 1 dolar, bir cebimde 10 dolar var. Ama hangisinde unuttum o sırada, heyecandan ve korkudan da biraz. Atınca 10 dolar çıktı. Ama o kadar iyi konuşmuşum ki not $10, $1 dedi. Yani o 10 doları istemedi. Hakikaten hep 1 dolarla yetinecek. Aa, okey dedim, ben hemen öbür 1000 doları çıkarıp 1 doları, 1.000, 1 doları çıkarıp verdim filan. Ondan sonra ileri doğru yönelecektim. Yine o kadar iyi konuşmuşum ki dedi ki öyle oraya yürüme, bak orada bir grup daha var. Onlar da elindeki o 10 doları alırlarsa ne neyse, şu parkın içinden karşıya geç 59. caddeye, kendini kurtar diye bana bir öğüt verdiler. Neyse yani hani tabancayı çeken bir durumdan, etkileşim düzeninden, hani böyle bir etkileşim düzenine iki düzenini anlatmış oldum. Ama dünyanın kadar farklı düzen var, ama yani hani şurada hemen biz etkileşim düzeni dediğimiz zaman işte şeyler oluşturuluyor dedik. Müzisyenler nasıl marijuana kullanımını, hani orada hiçbir şiddet falan yok. Hakikaten birlikte müzik yapıyorlar, veya sigara içen, hani örneğimiz orada Hela'da iki arkadaş karşılaşıyor. Hani püf alıyor falan. Ama böyle bir durum da var. Yani o durumlardan veya etkileşim düzenlerinden, bu etkileşim düzenlerine veya işte o 16-17 yaşındaki siyah kız çocuğunun benim arkadaşıma çektiği silah, hani yani bütün bunlar Goffman'ın etkileşim düzenleri, kaçırılma, yani taciz, tabii burada taciz de var. Yani bayağı bir biliyoruz hani şeyden, Türkiye'de de artık bu. Yani bu bir olasılık ama aynı zamanda ilişkinin olumsallık, yani bir olumsallık bu düzen. Yani hani genel olarak normatif olan düzenin ihlali, yani bu etkileşim düzeninin kırılganlığı, yani ritüel kırılganlıklarımız
Ritüel kaynaklarımız bir cümle kuruyor burada şeyde. Yani yüz yüze durumdaki olanaklar, tehditler ve riskler. Hani bunları incelememiz lazım diyor. Yani durumun olumsallığı izlenim yönetimi gibi toplumsal yönetim tekniklerine yol açıyor diyor. Hani biraz önce konuştuk. Nasıl bir şeyler giyinerek gideyim diyerek hani o durumu yönetmeye çalışıyoruz. Yani kırılgan bir durum. Ve buradan toplumsal durumun yani social situation veya etkileşim düzeninin bir sosyolojik birim, olgu, yapı yani diye ben böyle Türkçedeki karşılıklarını bulmaya çalışmışım. Öbek, küme olarak araştırılabileceğinin garantisi, izin belgesi, yetkisi yani davranışsal ortam etkileşimsel durumdan daha geniş. Ha, bir de ortam var. Setting. İngilizce'de şimdi situation and setting. Setting yani setting'e örnek olarak bir fabrika alanı diyor. Hava alanı, istasyon, gar yani kamusal alanlar setting, ortam. Mahkeme, bu, market. Mahkeme, ortam yani bunlar ama o mahkeme salonuna değişik insanlar giriyor çıkıyor. O hani herhangi bir oturum bir etkileşim düzeni. O situation. Tamam mı? Mahkeme veya hani sınıfta işte insan ve toplum bilimleri fakültesi ortam. Onun içinde sosyoloji yine ortam ama onun içinde bu ders yine bir ortam hani ama bu dersteki şu ders bir durum yani peki bu durum yani bu ders nasıl belirlenmiş durumda hani sanal bir mekanda toplanıyoruz sanal bir mekanda her hafta belirli bir saatte bu mekanda toplanıyoruz belirli bir süreyle bu mekanda toplanıyoruz ve bu mekana katılanlara hoca zaman zaman sorular soruyor. Yani sorular sorulma riski var. Onun için belki de bazı arkadaşlar gelmiyor. Gelen arkadaşlar da bayağı okuyarak geliyorlar ki hani hoca sorduğunda hocaya ve arkadaşlarıma mahcup falan. Böyle uzun uzun bunun şeyine gidiyor. Daha fazla yani okumanız için. Tabii ben hani sizin İngilizcesini okumanızı öneririm. Ben yine şu anda sizinle yüz yüze geleyim. Evet, ne diyorsun Pınar? Ben çok konuştum. Hocam, Goffman'da mit gibi benliğin toplumsal bir ürün olduğunu söylüyor. Ama evet. Şey ekliyor, benlik toplumsal sahnelerin ürünüdür diyor. Yani Goffman'ın evet. Zaten en ünlü şeyi, metaforu hani toplumu bir tiyatro sahnesine benzetiyor ve bizim işte etkileşimlerde de rolleri yerine getirdiğimizi söylüyor. Ve evet. Toplumsal benliğinde bu şekilde ortaya çıktığını söylüyor Goffman'da. Evet. Ve hani şimdiye kadar gördüklerimize ek olarak yeni kavramlar ekliyor. Şimdi işte bunlardan birisi dediğin hani buna yani topluma bir dramaturjik bir model açısından bakıyor. Yani tiyatro analizi yapar gibi yani tiyatro analizi yapan bir eleştirmen ne yapar? Hani Hamlet bu sefer nasıl oynandı? Hangi oyuncular oynadı? Nerede hata yaptılar? Yönetmen neyi yaptı falan. Tabii o değil. Yani o model. Şimdi sosyolog işte o eleştirmenin rolünü toplum düzeyinde ve toplumdaki bu situation'ları işte yani setting'leri ve situation'ları situation setting ilişkilerini yani bunu yine hani situation ve setting işte kullanılan terminoloji ama bunu biraz daha şey yapacak olursak etkileşim düzeni ve yapı ilişkisi hani toplumsal yapı ve etkileşim düzeni ilişkisi hani bunun kurulması. Şimdi yine temel kavramlarından birisi senaryolaştırılmış performans.
Ha, madem hani dramaturjik model hani ne diyor? Yani insanlar birbirleriyle etkileşimde bulunurlarken yine hani bakacak olursak Ceylan'ın söylediği gibi hani Ceylan ne yazıyor? Kafasında bir senaryo yazıyor. Diyor ki ben şimdi gideceğim orada görüşme yapacağım. İş görüşmesi. Buraya giderken şöyle giyineyim. Şu elbiseleri giyeyim. İşte şöyle gireyim, oturayım. Ona sorduğu zaman şunları söylerim, şunları söylemem. Hani falan kendisini hani belirli bir senaryo yazıyor o durumla ilgili olarak. Yani oraya gittiğinde, iş görüşmesine gittiğinde ortaya çıkacak etkileşim düzenindeki neler söyleyebileceğini, karşısındakinin neler sorabileceğini ve hani karşısındakinin kendisiyle ilgili izlenimini nasıl etkileyebileceğinin senaryosunu yazıyor, yazarak gidiyor yani bir anlamda. Ve sonra etkileşime göre de o senaryoyu değiştiriyor. Yani senaryoyu sürekli yeniden yazıyor. Yani senaryonun yazarı ve oyuncusu insanlar kendileri. Yani senaryo yazarı, sahneye koyucusu, oyuncusu, eleştirmeni falan gibi. Hani birçok rolü birden oynuyor anlamında. Senaryolaştırılmış performans. Önemli kavramlardan birisi, kavramlarından birisi. Dolayısıyla yine hani bildiğimiz dramaturjik yaklaşımdan sahne ve kulis vardır, değil mi? Sahne ve kulis. Şimdi bu sahne ve kulis şeyini olgusunu tiyatrodaki topluma uyguluyor. Nasıl uyguluyor? Bir kere bu sahne yerine ön bölge front kullanıyor. Front. Kulis yerine de backstage Sahne yani arkası. arka bölge. Arka bölge, ön bölge ve arka bölge diyor. Ön bölge işte bu etkileşim düzeninde yine Ceylan'ın benzetmesinden hani görüşmeye gittiğinde soruları soranla Ceylan arasındaki hani etkileşim düzeni. Burası sahne. Ön bölge artık burası. Sahne. Ama Ceylan'ın şu elbiseleri giyeyim diye hazırlandığı yer kulis. Arka bölge. Yani her etkileşimden önce hazırlandığımız yer. Performansa senaryosunu yazdığımız ve hani muhtemelen oynayacağımız role hazırlandığımız yer. Hatta yani bu hayatımız esasında ön bölge arka bölge ön bölge arka bölge diyor bütün hani bir günlük hayata bakacak olursan ben bizim hani lisans öğrencilerine şöyle anlatıyorum. Kendi odanızda artık tabii hani bir burjuva şeyi varsayıyorum evi öğrencinin kendi odası var hani herkesin tek bir odada kaldığı bir yer değil. Siz kendi odanızdayken hani arka bölgedesiniz hani ama sabah işte artık yattığınız durumda değil de üzerinize bir şeyler alarak hani başkalarının önüne annenizin babanızın önüne çıktığınızda ön bölgeye hani arka bölgeden ön bölgeye çıkmış oluyorsunuz. Ama hala yine de hani dışarıya giyeceğiniz giysiler yok üzerinizde. Dışarıya giyilecek giysileri giydiğinizde arka bölgedesiniz bu sefer. Ama onunla o hazırlığı yapıp sokağa çıktığınızda ön bölgeye çıkmış oluyorsunuz. Yani şimdi ön bölgede yürüyorsunuz, sahnedesiniz, arkadaşlarıyla, komşularınızla merhabalaşıyorsunuz. Ama yalnız kaldınız otobüs durağında. Tek başınızsınız. Arka bölgedesiniz. Oh biraz şey diyorsunuz. Otobüs geliyor. Otobüse biniyorsunuz. Birdenbire ön bölgedesiniz. Sahneye çıkıyorsunuz. Merhaba diyorsunuz şoföre ve merhaba diyorsunuz arkadaşlarına. Gidip oturuyorsunuz.
veya hiçbir tanıdığınız yok ama yine de bir etkileşim var. Hani Goffman hani buna da yani belirli bir kavramlaştırma yapıyor. Yani bu hani karşı karşıya şimdi Ceylan'la iş görüşmesi yaptığı kişi yaptıklarında konuşmaya başladıklarında hani bu odaklanmış bir etkileşim. Odaklanmış bir etkileşim. Ama otobüse bindiğimizde otobüste bir sürü insan var. Otobüse bindiğimizde hani yine bir etkileşim içindeyiz ama odaklanmamış bir etkileşim bu. Yürüyoruz odaklanmamış bir şekilde. Hani hiç kimse. Ama birdenbire bir arkadaşımızı görüyoruz. Arka sıralardan birlikte. Hemen gidip onun orası ama yanı da şanslıyız. Yanı boş oturuyoruz. Konuşmaya başlıyoruz. Bu odaklanmış bir etkileşim başlıyor orada. Ya hazırlandın Bahattin Hoca şu bölümü okumamızı istedi. Yani orada Goffman'ı ben birazcık okudum sen diğer şeyleri de okudun mu? Ya biraz anlatsana bana diyor filan hani. Ama da odaklı oldum ben de yani şimdi bu ders odaklı olur mu ya değil mi? Fazlaca oldu bu. Hani ama bakın nasıl yani nasıl yeni kavramlar üretiyor. Odaklanmış etkileşim, odaklanmamış etkileşim, senaryolaştırılmış performans, arka bölge, ön bölge. Ama bak bütün bunlar hani kavram yani bilim günlük hayatta insanların kullandığı kavramları dönüştürüp kavrama dönüştürdüğünüz zaman bilim yapmaya başlıyorsunuz. Onlarla analiz yaptığınız zaman da tam yani bilim oluyor bu. Yani böyle bir süreç. Sonra peki başka ne var? İzlenim yönetimi meselesini hani zaten anlattık zaten. Rol mesafesi. Şimdi Leydir çok güzel bir şey yapıyor burada. Parsons'ın rol kavramıyla Goffman'ın veya bu sembolik etkileşimcilerin rol kavramını karşılaştırıyor. Şimdi Parsons'ın rol kavramı hani her bir sistemin sistemden yani ekonomik sistemden dolayıysa ekonomik sistemi içinde belirli bir rol oynayan birisi hani o ekonomik sistemin ona giydirdiği hani hatta şunu kullanmış bir deli gömleği gibi bir şey rol. Yani çok kesin normatif kuralları var. O normatif kurallara göre oynamak durumundasın. Yani rolle oyuncu rolü oynayan arasında pek bir mesafe yok. Rol ve rolün arkasındaki yapı tarafından benlik yutulmuş oluyor. Oysa ki simgesel etkileşimciler benlikle rol arasında mesafe koyuyorlar ve bu mesafe bağlamında hani farklı bir şekilde rolünü oynama. Mesela bu Leydir'in verdiği örneklerden birisi dönme dolaptaki dede. Dede torununu alıp dönme dolaba gidiyor. Ve hani atlı karıncaya veya atlı karıncaya bindirelim daha güzel değil mi? Hoplaya zıplaya şey edecek. O torununu öndekine bindiriyor. Öndeki ata. O kendisi arkadaki ata biniyor. Ve torun böyle aa işte düşmüyor bir şey diyor. Bağırıyor çığlıklar atıyor falan. Dede de böyle ciddi ciddi. Canım ben de bindim ama yani dede olarak bindim. Görünümünde o rolü oynuyor. Yani ya şimdi koskocaman adam o da şuna bak torunu gibi o da bunu şey diyor demesinler diyor. Oysa ki onun da hoşuna gidiyor değil mi? Zıplaya zıplaya bir ata binmek kimin hoşuna gitmez? Benim gider mesela filan. Yani rol mesafesini anlatmak üzere bu atlı karınca güzel bir örnek. Ama birçok şeyde bu böyle. Yani bir mesafe koyuyor. Mesela örneğini veriyor ve yanlış bir çeviri var orada. Bir tiyatroymuş gibi bir hastanede ameliyat eden hangimiz şeydik? Tuğba'ydı. Ha, evet. Yoğun bakımdaki doktorlar düşünün. Ama bu yok verdiği örnek ameliyat
masasındaki doktorlar ve arasındaki ilişkiler. Yani o kadar gerilimli ki o, hani eğer şuradan kesersen kanayacak, böyle damarı kesmiş olacaksın. Yani damarı kesmeden dolayısıyla doktorlar kendi aralarında şakalar yaparak bir mesafe koymak koyuyorlar. Yani kendi rollerine, oradaki yani çok ciddi bir ameliyat yapan doktor rolüne şaka yapan doktor da araya sokarak bir mesafe koyup, hani işte o zaman o gerilimin biraz azaltmış oluyorlar filan. Yani rol mesafesi şeyi, hatta bazen orada küfürler ediyorlar filan. Yani ver şu anasını bilmem ne yaptığının şeyini, neyse forseptini, neyse çocuk doğuruyorlar diyelim, forseptini diyor mesela filan. Yani böyle hay Allah ne küfürbaz adam demiyoruz yani, orada anlıyoruz ki hani o sırada çok gerilim halinde ters gelmiş bebek, kafa değil hani kıçın neyse gelmiş, tersinden gelmiş, dolayısıyla onu nasıl çekip çıkaracağının gerilimi içinde. Hakikaten çok büyük bir gerilim yani. Ölebilir bebek. Yani neyse, ben de böyle bir Tuğba'nın rolüne birini verdim birden ve yoğun bakımda değil de doğum bakımda doğum şeyinde buldum kendimi. Hani tersten gelen bebek olayı. Değil mi? Çok şeydir herhalde. Çok gerilimli bir durumdur. Değil mi Tuğba? Hiç kesinlikle hocam. Staj zamanında bulunmuştum. Hatta ilk deneyimim şey olmuştu. Bana direktman doğum yapan bir kadının en son eşi, yani plasentası düşüyor. Ben tabii deneyimim, hiçbir şey bilmiyorum. Bana doğumdan sonra elini dedi buraya koy, düşen parçayı tutacaksın dediler. Elime ılık ılık kocaman bir organ parçası düştü. Tansiyonum işte bayılacak kalsın. Yani çok acayip. Hayatının risk altında olması ve bunun senin sorumluluğunda olması çok ciddi bir iş yani. Evet evet, değil mi? Yani böyle birden böyle böyle o kadar bir şeyin, böyle bir şey plezantanın eline düşeceğini beklemiyordun yani. Beklemiyordum. Evet. Benim çok olsun. Değişik bir tecrübeydi yani. Evet evet. Yani ben de onu efendim. Siz söyleyin, buyurun. Tamam. Yok, ben de onu mesela plasenta olayını, hani köyde kuzular doğar, buzağı doğar falan. Anneleri o plasentayı yerler yani. Hani senin o eline düşen plasentayı muhtemelen sen o plasentayı anneye verirsin. O da gider plasentayı okula atar. Yok, o göbek. O göbek, pardon. Göbeği plasentanın öbür ucu. Değil mi? Plasentadaki şey ne deniyor ona? Göbeğiyle plasentayı. Göbek kordonu değil mi hocam? Kordon, ha. Kordon. Hı-hı. Kordonu okula atıyorlar değil mi? Eğer hani istiyorsan o tarz, evet. Hastaneyi oraya şey yapıyorlar. Gömüyorlar. Evet, abi senin şey oluyor biliyorsun. Evet. Evet. Yani açınca biraz gürültülü bir mikrofon ama olsun yani. Şimdi şey deneyimi önemliydi bu. Bu plasentanın eline düşmesi olayı. Yani bir, yani nasıl şey için işte o. Diyor ki elini şurada tut, geleni al. Yani durum işte bu. Etkileşim düzeni. Etkileşim düzeninin dramatik hali, tabanca ile tutulan halle bu ne, yani hangi uçtan hangi uca, görüyor musunuz yani ne kadar farklı. İşte sosyoloji bütün bunlarla uğraşıyor arkadaşlar ya, çok heyecanlı bir şey yani. Vay, 50 yıl sonra hala bunu söylüyor olabilmek, düşünsene Pınar. Yani ama öğrencilik yıllarında alırsak 55 yıl sonra. Hocam çok güzel bir şey. Siz bir de heyecanınızı hiç kaybetmiyorsunuz. Anlatırken böyle hani bize de gerçekten şevk geliyor. Kesinlikle. Evet, evet. Seviyorum ben yani şeyi. Hocam evet, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii.
Tabii. Hocam bir tane videoda izledim paylaştığınız. Şey Aha. diyordu, sosyal paylaşım ağlarıyla sahne arkası sahne önüne geçebiliyor diye. Ha evet doğru. Valla işte bu yani yeni fenomenlerden birisi. Yani kulisin kamusal yani kuliste olanların yani özel hayatta olanların hani şeye geçelim birden biraz sıçrama yapalım. Haber masa geçelim. Özel alan, kamusal alan. Yani özel yani ve hemen Bauman'a sıçrarız buradan. Bauman şu eleştiriyi yapıyor. Yani artık işte bir takım şeylerin, aktörlerin, aktrislerin özel alanlarının kamusal alanı kaplaması. Yani Bourdieu da bunu hani dolayısıyla kamusal alanda kamusal sorunların tartışılıp çözüm bulunması yerine yani özel alanda filanca sosyetedeki filanca kişinin filanca kişiyle ilişkisinin yani kamusal alanı kapsayıp kamusal çıkarları tartışmaktan hani toplumun can yakıcı sorunlarının çözümü olabilecek olan alanın böyle hani kulis tarafından şey edilmesi, kapsanması veya dediğin gibi hani işte bu sosyal medya bazen hakikaten kamusal sorunların tartışılmasının bir alanı da olabiliyor. Tam tersine ondan uzaklaşmanın bir alanı da olabiliyor. Şimdi senin verdiğin örnek güzel bir örnekti. Evet orada. Peki Doğru. hocam burada benlik imajı oluşuyor mu? Oluşuyor tabii. Yani bu hani ta midden doğru gelen hani işte o benliğin kişisel benliğin ve toplumsal benliğin oluşumu ve onların etkileşimi bunlar işte. Yani artık daha karmaşıklaşmış işte yani toplumun en karmaşık durumlarında ortaya çıkan durumların veya işte etkileşim düzenlerinin analizinde ki benliklerin farklı performanslar içinde olması, dönüşmesi, dönüşememesi filan yani artık iyice karmaşık yani Goffman'a geldiğimizde o şeydeki basit hani kişisel benlik, sosyal benlik şeyi çok karmaşıklaşmış oluyor. Yani kulisteki benlikle arka bölgedeki, ön bölgedeki benlik. Şöyle bir etkileşim düzenindeki sunulan benlikle şöyle bir etkileşim düzeninde sunulan benlik. Yani bunların hani ne kadar farklılaşabileceğinin şeyini görüyoruz. Örneklerini görmüş oluyoruz ya yani bütün bunları hani sergileyebiliyoruz. Yani dolayısıyla her sosyal tipler hangi benlikleri sergileyebiliyor? Hayat kariyerlerinde filan gibi kariyer kavramı. Evet, etkileşim düzeninin önemli kavramlarından birisi de toplumsal kariyer kavramıdır. Hani kariyer dediğimiz zaman ne aklımıza gelir? İşte belirli bir eğitimi alması, arkasından işe başlaması, işte hani bir üst basamağa yükselmesi, yani bizim akademik dünyada hani yüksek lisans derecesini alması, doktora derecesini alması, sonra da işte doçentliğini falan filan filan bir kariyer veya hani hemşirelikte, öğretmenlikte böyle bir şey oluşturmaya çalışıyor. Yani acemi öğretmen, yeni başlayan stajyer öğretmen, tecrübeli öğretmen, baş öğretmen hani filan şeyleri var. Kariyer. Etkileşim şeyciler, sembolik etkileşimciler diyoruz ki mesela hastalık bir kariyerdir diyorlar. Yani hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkisi yani birinci aşama kanserin birinci aşamasında farklı, ikinci aşamasında farklı. Yani kanser hastalığının aşamalarını bir kariyer olarak anlatıyor. O da bir kariyer yani tamam mı? Yani hasta olmayan birisinin ilk hastalığı öğrendiğindeki hani red durumu. Ya
Hayır, ben hasta olmam. Hayır, ben kanser olmam. Yani ne yaptım ki ben bu kanser olayım? Yok, yanlıştır. Ben bir ikinci bir doktora gideyim. Hani red aşama. Bunları Tuğba biliyordur. Yani hastalığı önce reddetme, sonra benimsen, sonra falan filan filan. Yani doktorla ve yakınlarıyla olan ilişkisi, yani kariyer, bunu bir kariyer gibi incelerler. Yani her olayda diyelim ki bir öğrencinin hani ilkokula başlaması, ilk başladığında hani eğitim, o bir kariyer, yani öğrencilik kariyerinin hani en başında. Artık şimdi anaokulu var tabii. Anaokulunda biraz oyun çerçevesinde öğreniyor. Sonra birinci sınıf, sonra falan filan. Yani bütün bunları, toplumsal olayları hani bir kariyer süreci gibi, ama etkileşim içinde bir kariyer olarak analiz edilmesi. İşte daha sonra göreceğimiz Glaser ve Strauss mesela ölüm, yani ne diyelim, ölümleri yaklaşan hastalar koğuşunda bu kariyer olayını çalışıyorlar. Bu insanların ilişkisini ve ondaki dönüşümleri çok yakından gözlemleyip, yani çok zor bir şey, ve hani oradan da onların yine biraz sonra göreceğimiz grounded theory, temellendirilmiş Kur'an kitabını hani o koğuşta, yani ölümleri yaklaşmış olanların yattığı koğuştaki araştırmalarından da etkilenerek yazıyorlar. Yani nasıl hani böyle bir yerde derinlemesine görüşme hasta yakınlarıyla ve hastalarla nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir ve orada var olan gömülü düzeni, hani gömülü teori de deniyor buna. Temeli, hani grounded theory, grounded gömülü, yani ground'da olan teori veya temel ground, temel örtülü, yani orada bir teori var, hani onu siz açığa çıkarıyorsunuz. Bu hani inşa mı ediliyor? Teoriyi siz bu elde ettiğiniz verilerle grounded theory hani anlayışındaki farklı yorumlar falan giderek oraya doğru, isterseniz Goffman'dan diğer sembolik etleşimcilere doğru geçelim mi? Goffman'da tabii konuşmadığımız damga kuramı hala duruyor, değil mi? Damga. Hiç bakanınız var mı? Evet, üç farklı damga kuralı var galiba. Damga kitabına bakanınız var mı? Kim bir şey dedi? Ceylan. Damga kur üç farklı damga kuramı olduğunu söyledim hocam. Ama kitabına Ha, evet. bakmadım yani. Bakmadın. Evet. Evet. Yani çok ilginç bir kitaptır. Yani nasıl hani bedendeki veya davranıştaki herhangi bir hani normal olandan farklı olanın nasıl damgalandığı ve onun, yani insanların hayatını, güzergahlarını nasıl değiştirdiği, yani onu öylesine ayrıntılarına girerek inceler ki, hani önemli kitaplarından birisi. Diğeri Asylums diye bir kitabı vardır. Ne diye çevriliyor o Türkçe'ye? Total Institutions, yani Total Institution, nasıl çevriliyor Türkçe'ye? Kim bunu şey diyor olabilir, biliyor olabilir? Bir çevirisi var onun. Dur bakayım, şurada kitaplarına dönecek olursam, kapatılmış kurum. Yani şöyle çevriliyor bu Asylum: akıl hastalıklarının ve kapatılmış diğer kişilerin toplumsal durumu üzerine denemeler diye bir kitap bu. Yani bu esas da ikinci kitabı. Hani günlük yaşamda benliğin sunumu
kitabından sonra ikinci kitabı işte bir hastanelere bir akıl hastalarının olduğu bir hastaneye kendisinin belirli bir rolle, yani sağlıkçı değil de hani hastaları ne deniyor ya, formasyon yok. Bu turistik yerlerde falan oluyor. Turistleri eğlendiren ne deniyor onlara? Formatör. Animatör. Animatör, evet. Animatör deniyor değil mi? Yani bir animatör gibi giriyor hastaneye ve orada hastanede hastaların nasıl kendi aralarında bir primary group oluşturduklarını, yani kendilerini doktorlara karşı ve hemşirelere karşı savunmak üzere, çünkü hani doktorlar ve hemşireler onları belirli bir şekilde etiketliyor ve hani dosya olarak bakıyor bir anlamda. Yani oysa ki onlar biraz insan. Hani ama hasta hastaya hasta gibi davranıyor. Yani bir insan gibi davranıyor. Ve yani kendisini korumak üzere o etkileşim düzenine, yani 3 kişinin 5 kişinin içinde olduğu o düzene, yani o etik bir sorumluluk ilişkilerinin de geliştiği, belirli sınırlarının olduğu ve bu sınırları ve bunun belirli normlarının olduğu bir alt grup oluşuyor. Hapishanede de oluyor bu. Hastanede de oluyor ve bunu gözlemliyor. Yani bir yıl kadar o hastanede kalıyor ve oradaki işte bu alt grubu, bu etkileşim, yani bu kapatılmış yani total kurum, 24 saat bulunulan bir yerde inmates bunlar, hani ne diyoruz oraya, tabii hani hastanede hasta bunlar, hapishanede mahkum, hani ama genel İngilizce'de inmate diye bir şey vardır, yani bu kapatılmış kuruma kapatılmış olan kişiler diyelim. Çok önemli bir araştırmasıdır. Hani bunu bir anlamda Foucault hapishanenin doğuşunda bambaşka boyutlara götürüyor. Yani Goffman'dakinin, yani Goffman'ın total kurumlar araştırmasıyla Foucault'un hapishane araştırması, neyse oraya gelince onu karşılaştıracağız. Benim boğazım şey etmeye başladı, biraz bağırıyorum da galiba. Sizler konuşun biraz, benim boğazım dinlensin bu arada. Biraz su içeyim. Dur. Aa, şöyle bir şey yapabilirim. Madem siz konuşmuyorsunuz, ben de Becker'e bir giriş yapmak üzere şimdi Becker'e gidiyorum. Becker'e giderken şöyle bir şey yapayım. Evet. Becker aynı zamanda müzisyen. Dur bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım? Şöyle bir şey. Uygulama ekran paylaş. Ama sesini de paylaş. Tekrar şuraya geleyim. Şuna geleyim. Paylaş diyeyim. Tam orada mıyım? Dur şöyle yaparsam daha da orada olacağım. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Şu piyanodaki Becker, piyanodaki yani bu sosyolojinin bir kongresinde işte sosyolog Howard Becker, Douglas Mitchell, Robert Faulkner ve Don Benen'in Jazz Jam
yani American Sociological Association'ın hani bir tarihte işte 80-82 arasında şey Goffman'ın başkanlık yaptığı Sosyoloji Derneği'nin bir kongresinde müzik yapıyorlar. Yani All Jazz, All Star Jazz Quartet bu. Efendim. Evet, böylece sosyologların nasıl işte ancak böyle gruplarda çalışır çalışır kendi aralarında da gördüğünüz gibi her birisini tanıttı. İşte trompeti çalan şu, piyanoyu çalan bizim Howard Becker, davulda işte unuttum yazdı biraz önce. İyi dediğim bu şey, bu paylaşım. Dur, ben sizinle bunu göndereyim, karşı karşıya geleyim. Evet, arkadaşlar. Ne diyorsun Pınar? Güzeldi hocam. Aklıma şey geldi. Caz tarihi dersi vardı seçmeli ODTÜ'de. ODTÜ'de değil mi? Ha, o ders evet. Aklıma geldi. O dersi de almıştım evet. Ben. Almış mıydın onu? Evet, almıştım. Evet, güzel. Evet. Bayağı yani böyle yani... işte ciddi bir şeyde paralel sessionlar, paralel oturumlarda makaleler tartışılıyor. Tartışılıyor. Sonra gelip işte caz dinliyorlar falan. Biraz gürültülüydü yani dinleyiciler gerçi ama evet yani Becker Türkiye'de tuttu. Dikkat ettiyseniz şeydir şeylerine bakacak olursak şurada kitaplarına bakın işte ilk şeyi Medical Sociology Boys in White Student Culture in Medical School tıp fakültesindeki öğrenci kültürü sonra ikincisinde öteki taraf yani sapma üzerine yani sapanların tarafından doğru bakıyor hakikaten. Ve işte 73'te Outsiders yine işte sapmanın sosyolojisi üzerine çalışmalar diye bir kitap. Şimdi Türkçe'ye çevrilenler bunu hariciler diye çevirdiler. Hariciler bir sapkınlık sosyolojisi çalışması. 2013'te bunu Heretik Yayınları bunu çıkardı. Birisi bu. Diğeri Toplumu Anlatmak diye bir kitabı çevrildi. Peki ya Mozart, peki ya Cinayet? Vakalar üzerine akıl yürütmek diye bir kitabı çevrildi. Bir de Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı diye bir kitabı.
Ben burada bayağı bir onun yani yazma ile olan şeylerinden birçok şey koydum buraya. Yani öğrencilere anlatıyor filan mesela şurada Sir Mills'ten başlıyor filan. İşte bayağı birkaç hep çok fazla biraz şey koymuşum ama hani İngilizce bilenleriniz için hakikaten şey yani Howard Becker'in hakikaten bu etkileşim sembolik etkileşimci sosyolojiye önemli katkıları hani bu müzik sosyolojisinden doğru işte bu yani ilk hani onun örneğini vererek marihuana üzerine yaptığı çalışma üzerinden hani şeylerin yani tütün, marihuana işte bütün başka şeyler, içki yani kendileri tiryakilik, bağımlılık hani daha sonra bağımlılık yapıyor. Hani biyolojik bir temeli de oluşuyor. Ama onların anlamı ve onlara alışmak ve tiryakisi olmak toplumsal etkileşim sonucu. Onlara verdiğiniz toplumsal etkileşimce onlara verdiğimiz anlamlar sonucu onları biz kullanıyoruz ve hani şeyini çok iyi anlatan sosyologlardan birisi Howard Becker ve de yani uzun yıllar yaşadı hakikaten ve işte Türkiye'de de bayağı bir yer buldu. Evet bitiriyorum. Belma Hoca bitiriyor musun diye baktım. Bu Anselm Strauss'u ve şeyi de buraya koydum. Glaser and Strauss bu Grounded Theory'yi yazan sosyologlar. Onların her birisinde ilgili konuşmalar da koydum. Hani ilgilenirsiniz, okursunuz, dinlersiniz diye düşünüyorum. Galiba bu temellendirilmiş kuram Türkçe'ye de çevrildi mi? Bir araştırın onu. Gelecek ders konuşalım.